Merhaba gençler. Şu görmüş olduğunuz denemin TET Türkçe kısmını beraber çözümleyeceğiz. Birinci soruya geldiğimizde, bu parçada geçen kalem oynatmak sözüyle asıl anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir diye bir sorumuz var. Yazar her şeyden önce bir dil işçisidir. Hangi yazım türünde olursa olsun, kalem oynatırsa oynatsın, dili yetkin bir biçimde kullanmaya çalışır. Yazımdan kastımız edebiyattır. Kalem oynatırsa oynatsın diyorsa mutlaka orada bir metin oluşturmaya çalışıyordur. Yani birinci sorunun cevabı Ceyhan olacak. İkinci soruya geldiğimizde ise filozof kelimesiyle ilgili bir şeyler verilmiş. Bu parçadaki alt çizili ifadeyle buna göreden kastıdır burası. Durumlarından hangilerine gönderme yapılmamıştır diyor. İkinci soruda. Filo, dost, sofya, bilgelik sözcüklerinden türeyen filozofya. Bilgelik sevgisi anlamındadır. Şimdi filozofyanın bilgelik sevgisi anlamına gelmesini burada vermiş. Peki, 3 olanları elersem, C ve E şıkları gidiyor. Filozofun en başta hayata ilgi duyması. Şimdi şurada ne diyor? Mutlu ve dingin bir yaşam sürdürmeyi amaçlayan kişiye de filozof denir. Hayata ilgi duyduğunu zaten buradan görüyorum. 2'yi de elersem elimde sadece Adana kalacak. Farklı anlamları karşılaması sadece tek anlam karşılaması söz konusu. Üçüncü soruya geldiğimizde, bu dizelerin şairle ilgili hangisi söylenebilir diyor. Kıyısına tuz ileten rüzgarı, balıkların yüzdüğünü duyarım. Dinlerim yosunların konuştuğunu, midyelerin ağladığını. Peki, midye, yosun, balık, rüzgar, kıyı, bunlar bize bir doğa tesellisi vermiyor mu? Aynen öyle. Üçüncü sorunun cevabı Adana'dır. Diğerlerine uzun yıllar doğayla iç içe yaşamıştır çıkaramam. Doğanın kirletilmesinden rahatsızdır ya da doğaya özlem duymaktadır diyemem. Doğa dengenin varlığını önemsemekte denmez. Üçün Adana olduğunu net olarak görüyorum. Dördüncü soruya geldiğimizde, bu parçadaki numaralanmış sözcüklerin hangisi ayrıca çizimde verilen açıklamayla uyuşmadığı söyleniyor. Şimdi bakıyorum, 1. Mahmut batılılaşma taraftarı yani yanlısıydı. Bence uygun. Şahsiyetçi yani kişilik yönünden uygun. Ama tedbirli için güvenli demek uygun değil. İspatlanmış, kanıtlanmış demektir. Açık olan, belli olan demektir. Ama 3 için bunu söyleyemiyoruz. Bir değişiklik yapmışlar. C şıkkına değil de A şıkkına koymuşlar. Yani 4'ün cevabı Adana olmalı. 5. soruya geldiğimizde kesin olarak çıkarılabilen bir yargıdır sorusu mevcut. Beşinci sorunun parçasını okuduğumuzda eleyebileceğimiz yöntemler var. Hani en tanınmış eser midir? Oradan eleyebilirsin. Çizim konusunda eğitim almış mıdır? Oradan eleyebilirsin. Ben sadece şuradan hepsini bu şekilde eleyebilirsin. Beşin Denizli olduğunun kanısındayım. Çünkü bu kitapta detaylı tanımlar vardır diyor. Bakıyorum. En küçük varlıkların ayrıntılı tanımlamaları detay demektir ve çizimleri detay demektir. Kesinlikle var olduğunu çıkarıyorum. Diyorum 5 Denizli'dir. 6. soru gibi sorularda da biraz küçülttüm mecburen sığabilmesi adına. İki cümlemiz verilmiş ki çıkmış sınav sorusu stilinde bir sorudur. Yine eleme yöntemiyle gitmekte fayda vardır. Misalen ikisini birleştir diyor. Selçuklarda askeri mızıkanın çaldığı Nevbet adlı müzik. Aynı zamanda saltanat alemiydi diyor. Şimdi saltanat alemiyle ilgili hiçbir şey yok. Anlatabildim mi? Hani şunun tamamını kapsayacak şeyler olmalı. Bunların bütününü böyle elediğim vakit sadece karşıma Edirne çıkıyor. İzleyelim. Selçuklularda askeri mızıkanın çaldığı nevbet. Doğru. Adlı müzik hükümdarlığın bir göstergesi kabul edilir. Çok güzel. Bu müziği 5 vakit çalabilen tek kişi de hükümdardı diyor 6'da. Bakıyorum. Gayet de temiz. 6 Edirne. 7. soruya baktığımızda anlamca birbirine en yakın iki cümle soracak. Bunun için sağlıklı olanı tavsiye ediyorum. 5'ini de okuyup kendi cümlelerinizi zihninizde bir şeyler oluşturmaktır. Doğru olan. Romancı yaşamı türlü renklerli ve estetik bir söyleşte romanlarında gözler önüne seren kişidir diye başlayın. Tamamını bir okuduğumuz vakit ben cevabın Bursa olduğunu gördüm. Zaman kaybetmemek adına açıklamasını yapıyorum. Diyorum ki
Romancı, yaşamı türlü renkleriyle, estetik bir söyleyişle, yani sanat elden bırakmıyor ama her şeyiyle hayatı gözler önüne seren kişiyi güzel bir biçim kullanarak, estetik söyleyişten kasıt o, hayatı her yönüne romanlarına konu eder demekte fayda var. Diğerlerinde böyle bir yakınlık söz konusu değil. 7'ye Bursa diyoruz. 8. soru da yine çıkmış bir sınav sorusu şeklindedir. Yani güncel bir sınav sorusudur. 2 numaralı cümleyle ilgili olarak hangisi söylenilebilir deyip 1'e bağlayacaktır. Şimdi açıkçası tamamını okumakta fayda var. Yine dediğim gibi parçaların tamamını okuyarak ilerlemenizi tavsiye ediyorum. Ve ben şurada bazı şeyleri bilmeni istiyorum. Mesela adet, gelenek, ne bileyim, kültürel mirasın ne olduğunu, devingen demenin ne demek olduğunu bilmeni istiyorum. Örneğin, somut olmayan kültürel miras kapsamında ağızdan ağza aktarılan gelenek ve adetler, sanatsal faaliyetler, sosyal uygulamalar ve etkinlikler, festivaller, evren ve doğayla ilgili bilgiler yer almaktadır diyor. Kuşaktan kuşağa yayılan bu miras, toplulukların ve grupların geçmişiyle olan etkileşimleri doğrultusunda yeniden oluşturulmaktadır. Birinci cümledeki bilgiler, ikinci cümlenin habercisi geliyor, devingen oldu. Yani 8'e Denizli diyeceğim sebebi ne? Yeniden oluşturulmuştur mantığında kuruyoruz 8 Denizli. 9. soruya geldiğimizde bir noktalama işareti sorusu olduğunu görüyoruz. Yani buradaki sırayla buradaki sıra aynı olacaktır. Bir bakalım. Yaşam adlı ırmağın hızla akıp giden sularına kapılmamak. Bak, devamında küçük harfle başladığı için. Ve özellikle burada birinci fiilimsi, ikinci fiilimsiyi görüyorum. Buraya bir virgül koymak gerektiğine inanıyorum. Ne yaptım? Edirne şıkkını eledim. Devam ediyorum. Zamanın nabzını tutmak gerekir diyor. Yüklemimi artık gördüm ve buraya bir nokta koymam gerekecek. İkincisi, nokta olmayan Denizli var. Yavaş yavaş eliyorum ve doğru cevaba doğru gidiyorum. Şimdi zamanın nabzını tutmak diyor ve ardından büyük başlamış. Şimdi ben burada virgülle devam edemem olaya. Şuraya 3 nokta koymam gerekiyor çünkü bir de yüklem yok. O zaman cevabım Ceyhan olacak. 9'a Ceyhan demekte fayda var. Şimdi bu 10. soruda çok acı çektiğinizi tahmin edebiliyorum. Ama güzel bir taktik vererek ilerlemek istiyorum. Şimdi bakıyorum burada 6 tane 6 parçadan oluşan daha doğrusu bir cümlemiz var. Sana diyor ki baştan 5. olur. Bak, sonlara doğruysa bir kere bizim kopya çekmemiz çok kolay. Bir kere yüklemi bulmam gerekir. Takip etmesini sağlamaktadır. Bir kere benim son parçam bu. Puzzle'ımın son parçası bu. 6 tane olduğuna göre demek ki 5.'yi bulacağım şimdi ben. Yani bir öncekini bulmam lazım, yapıştırmam lazım. 5. de o olacak benim için. Büyük medya şirketleri takip etmesini sağlamaktadır. Saçma. Bütün olayları tüm dünyanın yakından takip etmesini sağlamaktadır. Gayet mantıklı. Gördün mü? Ağları ile takip etmesini, kurdukları ağları ile takip etmesini sağlamaktadır. Dünyanın dört bir köşesinde takip etmesini sağlamaktadır. Adeta yaşamın nabzını tutmakta takip etmesini sağlamaktadır. Olmadığını göreceksin. Başka bir şekilde çözümleyecek olursak eğer sırasını şöyle yapabilirsin. Büyük medya şirketleri kurdukları haber ağları ile dünyanın dört bir köşesinde adeta yaşamın nabzını tutmakta, bütün olayları tüm dünyanın yakından takip etmesini sağlamaktadır diyeceğiz. Gördüğün gibi yine cevabımız 3 çıkıyor. Yani 10 Bursa. 11. soruya geldiğimizde bir ses bilgisi sorusu olduğunu görüyoruz. Şimdi yumuşamaya aykırılık diyor. Bu ünsüz yumuşamasına aykırılıktır. Yani şu direkt örneği buradan vermek istiyorum. PCT keser sessizliğe de biten bir ünsüze. Ünlü bek getirildiği vakit normalde yumuşaması lazımdı. Bu kurala uymadığı için içe kelimesi yumuşamaya aykırılık diyebiliyorum. Kaynaştırma ünsüzünü havayı kelimesindeki Y harfinde buldum. Gördüm. Ünsüz değişmesine göz gezdiriyorum ve açıkçası çok da göremedim ünsüz değişmesini. Ünsüz benzeşmesi nerede olabilir diye düşündüğüm vakit içten kelimesi karşıma çıkıyor. Bak, fıstıkçı şa benzeşmeyi gördüm. PCTK. İki sert sessiz yanlarına gelmiş. Ek benzeşmiş. O yüzden Denizli'yi de işaretliyorum. Ünlü düşmesi
Var mı diye baktığımda şurada bir bağır kelimesindeki ı'nın düştüğünü görüyorum. Yani cevabım 11'de Ceyhan olacak. 12. soruya geldiğimizde soru kökü bize diyor ki bu parçadaki altı çizili sözcüklerden hangisi bir ismi belirtmek için kullanılmış? Yani bizden bir sıfat istiyor. Çözmeye yardımcı olacak. Alt çizili sözcükleri inceliyorum. Açılacağını, kurucusu. Şimdi burada bir ilk tünel var. Hangi tünel? İlk tünel. Bir kere ilk kelimesi sıra sayı bildiren bir kelimedir. Dördüncü normalde Denizli'de arayıp buluyorduk ama dördüncü Edirne'ye koymuşlar haberin olsun. 12 Edirne diyoruz. 13. soruya geldiğimizde şimdi numaralanmış yargılardan hangileri alt çizili sözcüklerin ortak özelliği değildir diye bir güzel bir sorumuz var. Böyle tersten bir başlayasım geldi nedense. Ek fiil almamıştır demek doğru olur. Basit yapılı mıdır? Görür, verir, sorar. Evet basit yapılıdır. Çekimli eylem midir? Geniş zaman eke almış çekimli eylemlerdir. Yani bunlar mevcut. Bu ortak özelliği değildir diyorsa 1 olanları, 2 olanları ve 4 olanları elediğim vakit cevabım sadece Bursa oluyor. 14. soruya geldiğimizde yine böyle bir karma güzel bir sorumuz mevcut. Hangisi söylenemez diyor bu dörtlükle alakalı. İsim takımı, ad takımı demesi, belirtili isim tamlaması demektir. Yiğidin benzi dediğine göre burada bir isim tamlaması kullanılmıştır. Kişi zamiri dediğim zaman ben, sen, o, biz, siz, onlar. Şurada bir sana kelimesini görüyorum. Hal eki almıştır ve sen a değil de sana olmuştur. Yani ünlü değişimi söz konusudur. Ama yine de kişi zamiri mevcut diyeceğiz. Birleşik sözcük bulunmaktadır diyor. Şurada bir çobanoğlu söz konusu bulunmaktadır. Yiğidin benzini derken benizden. Beniz kime ait? Yiğide ait. İyilik eki alan sözcük de var deyip cevaba Ceyhan diyeceğiz. 15. soruya geldiğimizde ise şimdi hareke almış bir adalı, belgesi sıfat, eylemsi grubu belli ki karma bir soru. Yani kolayımız hangisi geliyorsa oradan ilerlemekte açıkçası fayda var. Ben hareke almış adıllarda genellikle beni, seni, onu bunları arayarak daha rahat bulduğumu söyleyebilirim. Ama yine de benden kelimesi yardımcı olur. Ha bak dediğim gibi az evvel beni kelimesi yine hareke almış. Bu belirt maliki, bu adil maliki diyeceğimiz halekleri almış zamirlerdir yani adıllardır diyebiliriz. Bakalım belgesi sıfat var mı? Birkaç ihtiyar. Şimdi ismi etkilediği için kesinlikle sıfat ya. Kaç tane olduğunu bilmediğime göre ben buna ne diyeceğim? Belgesi sıfat diyeceğim. Devamında eylemsi grubu diyor. Şu beni görünce kelime grubu yardımcı olacak gibi baktılar. Bakan kim? Onlar. Ne zaman? Beni görünce. Ne zaman sorusuna cevap veriyor ve şurada bir ünce, ınca, ince. Bu zarf fiilekini görüyoruz ve bir bütün olarak aldığımızı görmüşsündür. O yüzden cümle ögelerinden yürüdüm ve bu bir fiilimsi grubu hatta zarf fiil grubu demekte fayda var. Ek fiil almış ismi de ki yüklemde bulmak gerekir bunu da. İçlerinden biri muhtarmış. Muhtar imiş. Muhtar isimdir. Ek eylem almış mıdır? Almıştır. Yani cevabım 15'te Edirne olacak. 16. soruda yalnız yürümek deyip yürümenin altı çizilmiş mutluluğunuzu. Sana diyor ki kökünün türü bakımından diğerlerinden farklı. Cümle içerisinden okuyup da bakabilirsin ama bir de şöyle bir şey var. Mesela bu bir fiilimsi olduğunu görürüm ve fiilden türediğini bileceğim. Bir kere bunun başına hatta şuraya bir F yapalım. Mutlu, kökü mutlu isim olacak. Önemli derken önden önem aslında. Yine isim. Yaptıklarımızdan eminsek. Cevabımız kesinlikle Adan olmalı. Olsun. Yine bakalım biz. Sağdan sağlık. Yine isim. Yüksekten yükselmek. Yüksek kelimesinden türemiş yine isim. Yani cevabım Adana. 17. soru da biraz böyle karma bir soru yapı, sözcük türü bilgisi isteyen bir soru. Cümleye vermiş ve cümledeki ayrımların ne olduğunu soruyor. Ayırt edici özelliklerin. Bakalım diğerlerinden sözcüğü ayrılma aleke almış mı? Evet almış. Bu doğru. Yapmaya sözcüğü olumsuzluk ekini almıştır. Şimdi iyi takip etmen gerekiyor. Seni diğerlerinden farksız yapmaya, bütün gücüyle çabalayan. Şimdi burada bir kere olumsuzluk eki değil.
Olumsuzluk eki değil, isim fiil eki. Eğer olumsuzluk eki olmuş olsaydı bir tane daha, iki tane olumsuzluk eki üstü olur mu? Mama olmaz. Bak, yapmamaya diyebiliyorum. Bu ikinci olumsuz, ya daha doğrusu olumsuzluğu koyabilmem, bunun fiilimsi olup olmadığını kontrol etmem demekti. Yani kısaca bu olumsuzluk eki değil, isim fiil ekidir. O yüzden 17'ye Bursa demek lazım. Kendi dönüşlülük zamiridir. En derecelendirme katmıştır. İsimden fiil yapım eki kullanılmıştır. Çabadan çabalamak diye söyleyelim. 18. soruya geldiğimizde. Şimdi bir bakalım. Cümle türü özelliği bakımından. Yüklem sonda mı? Yüklem sonda. O yüzden ben buna devrik diyemem. C şıkkı ve E şıkkı gider. Şimdi bakıyorum, bir fiil cümlesi dönüşmek, evet hepsinde fiil, yani çok da uzatmanın anlamı yok fiil olduğu konusunu. Sabır önceleri zehir gibi görünür fakat bunu huy edinirken bala dönüşür. Şimdi bir de fiilimsi gördüm burada. Değil mi? Peki bu fiilimsi mi? Bir de onu düşünmek lazım. Yine de bir bakalım. Olumlu mu olumsuz mu? Ona karar vereceğiz. Bir kere bu olumlu bir cümle. Gitti. Olumlu olduğu için bak, olumlu fiil kurallı, olumlu fiil kurallı. Peki bağlı mı, birleşik mi? Bir kere buradaki kanken ekini kafandan silmeni istiyorum. Çünkü şurada bir fakat var. Bu bağlı bir cümle. Bu bağlı bir cümle. Edinir iken bunun görevi bambaşka bir görev. O yüzden biz burada bağlaca dikkat etmemiz gerekiyor. Artı diyelim ki bu girişik birleşik bir cümle. Eğer böyle bir kullanımda söz konusuysa üstüne çıkar bunun. Yani bağlılık biraz daha ön plana çıkar. 18'e Bursa dememiz gerekir. O yüzden. 19. soruyu çözmeye başlayalım. Şimdi görür yüklem. Güzel. Zaten yüklem olmazsa bir cümle ögesi sorusu olmayacaktır. Görür. Şimdi gören kim? Sadece gözünün gördüğüne inanan bir kişi desem, şöyle altını çizsem, bu bir özne olmaz mı? Peki nesne alabiliyor mu? Bir bakalım. Onu görür. Ha, oldu. Güzel. Neyi görür? Su dolu bir bardaktaki kaşığı. O zaman bu nesne olacak. Hatta belirtili nesne de, uzatmaya gerek yok. Peki nasıl görür desem? Her zaman kırık. İki tane nasıl görür, kırık görür. Ne zaman? Her zaman. İkisi de zarf tümleci bunlar. Zarf tümleci de var abi. O zaman dolaylı tümle çok. 19'a Edirne diyeceğiz. 20. soru bir günün işleviyle alakalı bir soru. Tamamına bakıldığında şu soruların, daha doğrusu öncüllerin tamamına bakıldığında bir günün görevi aynı olan hangileri var derse ki diyor. Bunu pardon. 20. soruyu Denizli yapacağım. Sebebini açıklıyorum. Öyküleri Türk halkına moral verdi. Savaşın kazanılması için elinden geleni yaptı. İki tane yüklem var. İki yüklem varsa iki cümle var. Burada sıralı cümle. Bakıyorum. 5'te de aynı şekilde. İşledi ve ele aldı. Mevcut. Ne yaptım? Yine sıralı cümle olduğunu gördüm. Çünkü iki yüklem ve bir noktalama işareti var. Yani aynı görevde kullanılmış. 21. soruyu gördüğünüz üzere bir yazım yanlış sorusu olduğunu anlıyoruz. 21. soruda bir kere okuduğumuzda hangisinin yazımı yanlıştır diyor. 21. soru biraz tehlikeli bir soru çünkü bak yine senin hızlı yapmanı isteyip aşağıyı karmış bu arkadaşlar. Devam ediyor. Ülkeler coğrafyası ile ilgili bilimsel çalışmalar Cumhuriyet döneminde başlamış. Cumhuriyet Türkiye'sinin Afrika ve Amerika'yı anlatıp şurada bir anlatmış daha doğrusu. Şurada bir durmamız istenmiş. Neden? Çünkü Antarktika değil de Antarktika şeklinde. Hani tam da şu tika'dan önce R'den sonra bir tane K getirilmeli demek istiyorlar. Yani biraz böyle ayrıntılı bir soru olmuş ama yapacak bir şey yok. 21'in cevabı 5, yani Adana olacak. 22. soruya geldiğimizde güzel, daha da uğraştırıcı bir soru karşımıza çıkıyor. Diyor ki yazım yanlışı yoktur. Birden bir başlayalım. Siz bu satırları okurken
25 Şubat'ta. Bir kere yazım yanlışı 1. Bak yine karmış. Yine dikkatli olmakta fayda var. C'yi eledim. İkinci cümleye geldim. Biz de bu ay konuyla yakından ilgilendik. Şu D'nin ayrı olması lazımdı. 2'yi de eledim. 3'e geldim. Tarihi olayları ve karakterleri konu edinen ya da, değil mi? Devam ettim. B'yi eledim. İşte bu ilginç listedeki filmlerden bir seçki. Biraz garip olmuş burası, değil mi? 4'ü de eledim. Yine cevabım 5 Adana oldu. 23. soruya geldiğimizde yine bir para sorusu. Bakalım. Boş bırakılan yeri numaralı cümlelerden hangisi getirilebilir? Ortalık karanlıktan kurtuldu diye başlayıp her yeri aydınlanmaya başladı ki zaten defalarca okudum bu soruyu. Güneş artık ufuklardan doğmaya başladı. Getirebilirim. O yüzden her türlü bunları eliyorum. Çünkü ortalık karanlıktan kurtuluyor. Peki başka ne koyabilirim? 4 koyabilir miyim? Gün ışığı. Çünkü ona göre eleyeceğim. Ya A ya D diyeceğim. Gün ışığı ürkek ürkek de olsa yüzünü gösterdi. Ortalık karanlıktan kurtuldu diyebiliyorum. O yüzden 23'e Denizli dedik. 24. soruya geldiğimizde bir yer değiştirme sorusu olduğunu gördüm. Anlam bütünlüğü sağlanmış olabilmesi için nelerin yer değiştirmesi lazım? Parçaya şöyle bir göz gezdirdiğimde her toplumda ortak sesler ve ortak anlatım kalıpları vardır diyor. 24. soruda. Bir dilin olgunlaşabilmesi. Bak bu buraya oturmamış. İki bir kere kesinlikle değişecek. Çünkü dilden bahsetmesi lazım ki bir dilin olgunlaşabilmesi desin. O da 3'te mevcut. 1'i de elemem. Dil hemen birden sonra getiriyorum. Kalıpları vardır. Dil bu ortak seslerle ve ortak anlatım kalıplarıyla oluşur. Bak şu kalıplarından yakalayabilirsin yine. Bir dilin olgunlaşabilmesi. Ha, tamam o zaman cevabım 24'te Ceyhan. 25. soru evet biraz küçüldü çünkü uzun bir soru olduğundan dolayı yine çıkmış sınav sorusu şeklinde bir soru. Sorular soruluyor ve cevaplar veriliyor. Cevaplar neye göre verilmiş? Ona bakmakta fayda var. Ben incelediğim vakit gayet temiz Ceyhan olduğunu gördüm. Bestelerinizi nasıl oluşturursunuz? Kendime notaları seline bırakırım. Nasıl oluşturduğundan bahsediyor. Devam ediyor. Gel gelelim Türk Halk Müziği'ne yeni bakışlar kitabınıza. Nokta. Kitap nasıl doğdu? Şöyle ki halk müziğini keyifle dinliyordum. Anlatıyorum nasıl doğduğunu. Yani temizce bir Ceyhan olacak. 26. soruya geldiğimde ise parça verilmiş ve ruhsal eleştiri hakkında bilgiler verilmiş ve neyden söz edilmemiş diyor. Şimdi tek tek incelediğimizde baktığımızda 26'nın cevabı ben açıkçası Bursa olarak gördüm. Neden? Psikanalist eleştiriyle aynı zamanda ortaya çıktığını. Şimdi bakıyorum öyle bir şey hiçbir şekilde ortada yok. Hani aynı çizgide ilerlese de falan diyor ama hiçbir şekilde ben aynı zamanda ortaya çıktığını görmedim. Cevabımız Bursa. 27. soruya geldik. Yine bir paragraf sorusu, parça sorusu ve parçadan hareketle neler söylenebilir diyor. Teknolojik gelişmelerin diye başlayıp, yani kök hücreden bahseden, etiksel problemlerin doğması muhtemeldir. Çünkü burada bir etiksel tartışma söz konusu. Bak, yazıyor. Yani her zaman tek tek göstermiyorum ama burada göstereyim. O zaman bir alacağım. Bir alacaksam şu arkadaşları bir gönderirim. Kök hücre tedavisi pek çok araştırmada ele alınmış yeni bir tedavi yöntemidir. Ki bunu parçadan görüyoruz. Yeniliklerin öncüsü diyebilirsin. Yani ben 27'yi Denizli diye gördüm. Çünkü 3'ü alamam 1, 2, 3 diye bir şıkkım yok. O yüzden 27 Denizli'dir. 28. soruya geldik. 28. soruda. 2 numaralı parçanın 1 numaralı parça ile ilişkisini aşağıdakilerden hangisi açıklamaktadır? Bilimsel araştırma makalesi yazımı önemli bilgi ve beceri gerektiren profesyonel bir iştir diyor. Parçayı zaten hatırlıyorsun. Ben şöyle bir ilişki kurmak istiyorum. İddia edilen düşüncenin gerekçelerini ortaya koymak. Bak gerekçelerini ortaya koymak. 2 numaralı parçanın 1 numaralı parça ile ilişkisi. Bak gerekçeler, gerekçeler. Anlatabildim mi? Hani sebepleri. Tek tek anlatılmış. O yüzden tartışmaya mahal bile yok. 28 Ceyhan. 29. soru.
Akışa göre, parçanın bütününe göre sonra bir parça, daha doğrusu bir bölüm daha yerleştirmemiz gerekecek. 29. soru aslında biraz böyle yoğun bir soru. İnsanoğlunun temel varlık koşullarından kabul edilen sanatın en büyük, daha doğrusu en önemli dallarından biri kuşkusuz ki edebiyat diye başlıyor. Zengin bir seviyeye ulaştığını söylüyoruz. Peki, şu Denizli şıkkı, mesela hatta bir de kalemimizi alalım. Gayet güzel oturmaz mı? İlişkileri sonucunda edebi ifade tarzlarında zengin bir seviyeye ulaşılmıştır. Türkler de geniş bir coğrafyanın hakim olmaları sonucunda direkt böyle birbiriyle oturan muhteşem bir cevap oluyor. 29 Denizli. 30. soru bana diyor ki parçayı paragrafı ikiye ayır ve hangi cümleyle başlayacak onu söylesen bana bir bakalım. Makedonya Kralı Büyük İskender önce Yunanistan bir Trakya birliğini sağlamış, sonra bir kere 1 ile 2 ile hiçbir işim yok. Devam etmiş. Böylece Pers İmparatorluğu'na son vermiş. 3 ile hiçbir işim yok. Bak 2 ile 3 ile hiçbir işim yok. Eledim. Bununla da yetinmeyerek. 4'te de işim yok. Devam etmiş. Büyük İskender Aristo'nun öğrencisiymiş. Aristoteles'in. Ne alaka? Parçayı buradan bölmek gerekiyor. 30 Bursa. 31. soruya geldiğimde, 31. soruda yine böyle bir parça anlamak gerekiyor. Hangisinin çıkarılamayacağı söyleniyor. Olumsuz soru köklerini örseyemi sever, biliyorsunuz zaten. Dil insanın en önemli vasıflarından biri diye başlıyor. Ben baktığımda çıkaramadığım bir tek Ceyhan oldu. Çünkü bireyin dilini kullanması doğumdan önce daha yoğundu. Şimdi bakıyorum. İnsan dille var olur, hayata tutunur, devam ediyor. Kaybettiğimiz zaman anlıyoruz falan. Esasen dil insanın doğumundan önce başlayan iletişim aracı. Hayır. Yoğunlukla hiçbir işi yok. Öncesinde kullanmış mı? Hayır. Ama yoğunlukla hiçbir işi yok. 31 Ceyhan. 32. soruya geldik. Bu parçadan müzikle ilgili olarak hangilerine ulaşılabiliyor? Bir bakalım. Çocuğun toplumsal gelişimine fayda sağladığını. Tertemiz. Niye? Sanatsal doygunluğa ulaşması, özellikle kendini ifade etmesi ve sosyal gelişimine katkısı. Güzel. Sözcük hazinesini zenginleştirdiğini. Valla bakıyorum. Yine işaretliyorum. Hani güzel bir tık atayım bari. Atmaya çalışayım en azından. Ne diyordu? Kelime dağarcığını geliştirir. 1-2'nin kesinlikle olduğunu görüyorum. Ve cevabı ya bu ya bu diyeceğim. Yani bir kere 3 dahil mi değil mi? Ya da 4 dahil mi? Kesinlikle onu işaretliyorum. Var zaten. El göz koordinasyonunu geliştirdiğine. Şöyle bir baktığım vakit yani el ya da göz koordinasyonuyla hiçbir işim yok. 32 Denizli diyorum. Şimdi biraz artistik bir soruyla karşı karşıyayız. 33. soruyla. Şimdi kafa karışıklığı yaratabilecek sorulardan bir tanesi ama iyi izle. A'dan başlıyorum bak. Birinci aşamada havanın hız değişimi gerekçelendirilmiş. Gerekçe ne? Sebep. Değil mi? Bir sebep var mı bak? Rüzgar türbinine. Hava belirli bir hızda girer ve sonra da türbinden başka bir hızda çıkar. Sebep ne? Hiçbir sebebi yok. Cevap bu kadar basit. Şimdi diğerlerine baksan. Değinilmiş mi? Evet. Kapasite verilmiş mi? Evet. Kanıtlandı söylenmiş mi? Evet. Kesinlik bulunmayan bir durum mu varsayım olarak? Evet. Bak aslında böyle çok artistik bir soru gibi görünüyor ama kolay bir soru yapmışlar sizin için. 34. soruya baktığımızda bir akış bozan cümle bizim için değerli. Selçuk Sultan'ı okuyalım bakalım. Selçuklu Sultan Alparslan 1029 yılı başlarında dünyaya gelmiş. Çocuk denilebilecek yaşlardan itibaren babası Çağrı Bey ile seferlere katılıp tecrübe kazanmış. Ve Horasan bölgesindeki emirliği sırasında kendisini askeri anlamda ispatlamış. Değil mi? Alparslan'ın veziri olan Nizamülmülk. Şimdi bir dakika. Ne alaka? Niye Nizamülmülk'e geçtim? Ben Sultan Alparslan'dan bahsediyordum. Değil mi? Cevabım 3 olacak. Neyse ki 3 bu sefer yerinde. 35. soruya bakıyorum. Bu parçadan aşağıdaki yargıdan hangisine ulaşılabilir diye. Çağdaş sanayi kuruluşlarının atıklarıyla doğayı kirletmesi gibi diye başlayan suni kalbi hala reddetmektedir diyor. Yani çağdaş teknolojinin etki alanında kendimizi tam teslim etmemiz söz konusu değil diyor ama bu gayet de ulaşılabilir bir sonuç. Yani 35'in cevabına ben Adana diyorum. 36. soruda
Çok hoş sevmediğiniz sorulardan biridir ama yapacak bir şey yok, çözeceğiz. Bu parçadaki numaralı cümlelerin hangisinden sonra? Bak, burası çok tehlikeli. Sen birden sonraysa buraya, ikiden sonraysa buraya, üçten sonraysa buraya gibi düşünmekte fayda var. Onu başka bir takım niteliklerle desteklemek şarttır. Ben bir şeyi destekleyeceğim abi. Ama nasıl? Yetenek, insanı başarıya ulaştıran özelliklerden biridir. Kabul. Fakat tek başına yeterli değildir. Aa, tam da buraya koyacağım. Yani 2'den sonra 2 nerede Adana? Gel koyalım. Tek başına yeterli değildir. Onu başka bir takım niteliklerle desteklemek şarttır diye göreceksin. Yani 2'den sonra 2'yi de güzel bir şekilde Adana'ya yerleştirmişler. Dikkat et. 37. soru, daha doğrusu 37 ve 38 tek parçaya, hatta 39 ve 40 da bu şekilde tek parçaya bağlanmış bir soru şekli. Ki ÖSYM bunu artık yapıyor. Hatta 3 parça görüp 6 soru görebiliriz diye tahmin ediyorum ben bu sınavda. Şimdi bir bakalım 37'nin cevabı ne olacak? Asıl anlatılmak istenen diyor. Parçayı okuduğumuzda bir adam Abbas halifesi Harun Reşit'in başkaldısı, kadısı İmam Ebu Yusuf'tan öğrenmek istediği bir şeyi büyük bir merakla sorar. Kadı da bilmiyorum der. Adam madem ki bilmiyorsun ne diye devletin hazinesinden boşuna ayak alıyorsun diye çıkışır. Bunun üzerine Ebu Yusuf şu cevabı verir. Ben bildiklerim için para alıyorum. Bilmediklerini çalsaydım hazinede para kalmazdı. Yani bilgi sınırsız diyor adam sana. 37 Edirne. Parçayı çok iyi hatırladığımızdan dolayı hemen hiç zaman kaybetmeden aşağı geçiyorum. Hangisi parçayla aynı düşünceyi vurgulamakta diyor. Bilmediklerim ayaklarımın altına alsaydım başım göğe ererdi. Yani bu birbirini destekleyen iki tane parça aslında. Her bildiğini söylemeyle işi yok. Gerçek bilgi, emek, bilginin cesaretiyle hiçbir işi yok. Direkt 38 Edirne diyeceğim. 39 ve 40. sorular da aynı şekilde. Hani az evvel dedim ya size tek parça iki soru diye. Bir bakalım ne nasıl olacak. Edebiyattan bahsetmiş. Hangisi kullanılmamış diyor. Edebiyat gerçekliğinin acıları, mutlulukları, her türlü his ve fikir ve yaşantıları, insanlar arası ilişkileri, yani objektif gerçeklikleri tam olarak dile getiremeyeceği ve hissettiremeyeceği kesindir. Ancak romanlarda bazı bireysel ve evrensel gerçeklerin bak abi ben karşılaştırmaları met diye görüyorum. Peki burada parçanın bütününe baktığında yinelemeler görmüyor musun? Sessel yinelemeler. Bak burada misalen hem mevcut. Devam ediyorum. Kalıplaşmış sözler yani atasözleri de ya da deyimler de bizim için burada değerli olacak. Suya tadını veren şekeri suyun içinde aramak kadar zordur. Şimdi bulmaya çalışmak, gerçeği arayıp bulmaya çalışmak gibi şeyler olması lazım. Dile getirmek var en basiti burada. Sayıp dökmeler adam içinden geldiği gibi konuştuğundan ötürü. Sayıp dökmeleri yer verilmiştir diyeceğiz. Dolaylı aktarma. Yani birinin sözünü alıp değiştirerek kullanma söz konusu yok. Gün gibi aşikar 39 Bursa. Parçayı unutmadan baktığımızda hangisi söylenemez dediğinde ise gerçek ve gerçekliğe ulaşmak olanaksızdır. Şıkkını işaretlemek gerekecek çünkü yukarıda bunun ihtimali verilmiş. Başarılarınızın devamını diliyorum gençler.